Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleriniz, hepinizi genel merkezimiz adına selamlıyorum. Hoş geldiniz, ayaklarınıza sağlık. Anavatan Partisi Genel Başkanlığı'na şu önümüzdeki geçmiş dönemde yaşamış olduğumuz süreçle ilgili değerlendirmeler yapmak, hem de ülkemizdeki şu anda yaşanan siyasi ve sosyal açıdan yaşadığımız sıkıntı ve sorunlar konusunda, önümüzdeki süreç içerisinde neler yapabileceğimiz konusunda görüşmeler yapmak için sizleri Ankara'ya davet etmiş bulunuyoruz. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Tekrar hoş geldiniz. Siyaset sahnesi bir seçim atlattı. Vatandaşı çok iyi okumak lazım. Ama 7 Haziran seçimlerinden sonra parlamentoya giren 4 parti de vatandaşı daha tam anlayamadı, özümseyemedi. Vatandaşın ne düşündüğünü doğru kavrayamadılar. Mecliste grubu bulunan, meclise parlamentoya giren bir partinin genel başkanı seçimin aynı günü, seçimin neticesi açıklanır açıklanmaz hemen kendini hükümetin ve sorumluluğun dışında tutarak kendini bir ana muhalefet partisi edasıyla tabanının, bu partiye oy veren insanların beklentilerini hiçe sayacak bir şekilde çok devlet adamlığı ciddiyetine yakışmayacak bir ölçüde bir çırpıda kendini çözümün içerisinden soyutladı. Bu seçim neyi bize gösterdi? Bu seçim uzlaşıyı gösterdi. AK Parti'ye dedi ki ben seni tek başına iktidara getirdim ama son zamanlardaki yaptığın uygulamalar, icraatlar benim hoşuma gitmiyor. Artık sen güç zehirlenmesi yaşıyorsun. Seni de artık uzlaşıyla en azından koalisyonlarla seni de birden yok da saymıyorum. Böyle bir mesaj verdi. Diğer partilere dedi ki uzlaşın ve benim sorunlarımı parlamentoda beraberce çözün. Ama üzülerek izliyoruz ki parlamentoya giren 4 parti de kerameti kendinde görüyorlar. Vatandaşın sağduyusunu, vatandaşın beklentisini hiçe sayıyorlar. Ve bu gidişatta ülkeyi her geçen gün karanlığa ve kaosa sürüklüyor. Daha 2 gün önce Urfa'da 32 tane genç canımız, hemen akabinde sanki misilleme verilmiş gibi PKK'nın bir uzman çavuşumuzu şehit etmesi ve akabinde sanki Türkiye'yi derin bir kaosa sürüklemek için 2 tane polis çocuğumuzun evlerinde enselerinden kurşunlanarak öldürülmesi gibi hızla ülke bataklığa çekiliyor. Bunun da zaten baş sorumlusu hükümet ve Sayın Cumhurbaşkanı. Öteden beri gelen yanlış politikalarıyla Orta Doğu Sultanlığı'na oynamalarından dolayı Güney şeridimizde zaten bir sınır şeridimiz kalmadı. Bu güç zehirlenmesi o kadar AK Parti'yi yanlışlara sevk etti ki ciddi anlamda hatalar yapıyorlar. Bizim özellikle Antep teşkilatımızdan arkadaşlarımız burada. Evet. Güney şeridimiz sanki şey gibi, Anadolu tabiriyle kevgir gibi. Sınır güvenliğimiz kalmadı. Oradaki insanların sıkıntısı Türkiye'yi gerdi. İnsanlar ekonomik anlamda sıkıntıda. Yani Anadolu dayanışması olmasa biz Yunanistan'dan daha kötüyüz. Ekonomik anlamda daha kötüyüz. Ama insanlar şükürcülük birbirlerinden dayanışmayla birlikte bu kötü günleri atlatıyoruz. Ama bu böyle gitmez. Parlamentoya vatandaşın seçip gönderdiği partiler ivedilikle ciddi bir anlamda vatandaşı düşünerek bir hükümet kurmaları lazım. Ama maalesef herkes, Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki keşke hükümet kurulmasa da bir an evvel bir seçime gitsek. Ben o Anadolu tabiriyle çıksam diyor, bir mazlumları, mağdurları oynasam, bu vatandaşı tekrar kandırsam da %45'leri, %50'leri alsam diyor. Ama kazın ayağı öyle değil. Bize düşen bir görev bu toplumdaki kaos ortamını dağıtmak. Anavatan Partisi, geçmişte tekrarlama gerek yok ama 2 dönem ülkeyi hakikaten layıkıyla yönetmiş, toplumun tüm kesimlerini kucaklamış, hiç kimseyi ötekileştirmemiş. Koalisyonlarla olduğumuz dönemde dahi hep ülkenin hayrına yapıcı faaliyetlerde bulunmuş bir partiyiz. Ama
bir Anadolu evladı olarak, bir bu memleketin derdiyle, tasasıyla kaygılanan bir Anadolu insanı olarak biz bu işe el koymamız lazım. Bu işe bir irade koymamız lazım. Anavatan Partisi'nin bu geçmişinde olan tüm bakanlarıyla tekrar görüştüm. Anavatan Partisi'nde siyaset yapmış, başka partilerde siyaset yapmış, bizim gibi düşünen, ülke sevdasıyla yanıp tutuşan insanlarla görüştük. Biz Ağustos ayı ve Eylül ayının başında inşallah sonradan bir sıkıntı olmazsa diğer partilerin de toplanacağı bir çatı parti oluşturuyoruz. Merkez sağ, merkezin en büyük partisi Anavatan Partisi'ni tekrar Türk siyasetinin hizmetine sunacağız. Seçim yeterli olmuş ama seçimlere girememiş partilerle de görüşmelerimiz neticelendi. 54 tane eski Anavatan Partili, Doğru Yol Partili, hatta AK Parti'den bakan ve milletvekillerinin olduğu bir geniş bir devlet deneyimi, tecrübesi olan büyüklerimizle de görüşüyoruz. Bunlarla da belirli bir noktaya getirdik. Ben siz saygıdeğer dava arkadaşlarıma dan yetki istiyorum. Bu tür görüşmeler artık resmiyete binmek üzere. Bu şeyde de aldığımız kararlar var şimdi. Basın toplantımızdan sonra onları sizlere imzalattıracağız. Merkez karar sayımızı çoğaltıyoruz. Merkez disiplin sayımızı çoğaltıyoruz. Hakikaten ciddi, genç, pırıl pırıl, bu zamana kadar siyasete karışmamış ama hakikaten kendini bu ülke için hazırlamış arkadaşlarla da görüşmelerimiz neticeleniyor. Türkiye'nin 81 ilinde teşkilatlanabilecek bir şekilde Anavatan Partisi'ni tekrar organize ediyoruz. Çünkü sevgili arkadaşlarım, ülke çok kötü bir süreç bekliyor bizi. Bizi 4 tane kötüden birini seçmeye mahkum bırakan bir sistemi bizim bir an evvel ortadan kaldırmamız lazım. Önümüzdeki süreçte inşallah Sayın Davutoğlu da açıklama yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Halkların Demokrasi Partisi'nin ve MHP'nin seçim beyannamelerinde de varlar. Bu 12 Eylül'ü eleştirip de 12 Eylül dikta rejiminin dayattığı siyasi partiler yasasının bir an evvel değiştirilerek en azından tamam baraj tamamen kaldırılmasın ama %3'lere veya %5'lere çekilerek, eğer bizlerden korkmuyorlarsa, yürekleri yetiyorsa barajı %3'lere, %5'lere düşürürler. Bizim beklentimiz %3 ama %5'e de razıyız. Bizim zaten karşımızdaki, bizim rekabet ettiğimiz partilerle haksız bir rekabet var. Bu 4 tane parti 500 küsür trilyonu ve devlet imkanlarını harcıyorlar. Biz bizim arkadaşlarımızla beraber çoluğumuzun çocuğumuzun rızkından kestiğimiz paralarla birlikte siyaset yapıyoruz. Yani bir an evvel eğer rekabet olacaksa bunu tabana indirmek lazım. Ama her türlü olumsuzluğa rağmen, her türlü baskıcı, dayatmacı ve haksız rekabete karşı biz Anavatan Partisi çözümün adresidir. Ağlama, yalvarma, yakarma partisi değiliz. Biz çözümün partisiyiz. Her türlü olumsuzluğa rağmen de hazır olacağız ve bu alternatifsizliği ortadan kaldıracağız. Bu memleket 80 milyon, çok büyük değerleri olan bir millet. Çok büyük bir millet. Hakikaten de çok büyük devlet geçmişi olan bir millet. Eğer bu köklü ülkemiz bir Tayyip Erdoğan'ın alternatifini bulamıyorsak, bir Ahmet Davutoğlu'nun alternatifini bulamıyorsak, bir Babacan'ın bakan milletvekili olmadan önce sadece çıkırıkçılar yokuşunda sitelerde esnaf olan bir adamın ekonomi bakanlığının alternatifini bulamıyorsak, İngiltere'de yetişmiş maliye bakanının alternatifini bulamıyorsak, bu 80 milyonun zaten devlet olarak devam etmesi de doğru değil. Bir sürü cevherlerimiz var, bir sürü alternatiflerimiz var. Biz bu Anavatan Partisi olarak bu işin alternatifini sunmaya talibiz. Geçmişte ciddi çalışmalarımız oldu. Son dönemlerde bizim işimize ajan göndererek, provokatör göndererek 42 ilde tamamladık ama 2 ilimizin evraklarının, ilçe birer ilçesinin evraklarının Ankara'ya gönderilmesini geciktirerek bizleri seçimlere sokmadılar. Ha, bu da Anavatan Partisi'nden demek ki çekiniyorlar. Biz ciddi bir kadroyuz. Hakikaten de güzel bir kadroyuz. Yeni arkadaşlarımızla da birlikte inşallah
Türk siyasetinde olmaz denilen alternatifi sunacağız. Çünkü Anavatan Partisi her zamankinden daha çok bu işe hazırlıklı sevgili arkadaşlarım. Eksikliğimizi de gidereceğiz. Yeni yeni arkadaşlarımızla da çalışmalarımızı bitireceğiz. Merkez siyasetin, mutedil siyasetin en büyük partisi Anavatan Partisi'ni tekrar alternatifin çatı partisi olarak Türk siyasetinde alternatifi getireceğiz. Biz bu iş için hakikaten hazırlıklıyız. Eksiklerimiz var mı? Vardır. Bizim tek eksiğimiz var, para. Onları da Allah nasip ederse çözeceğiz. İnanç olduktan sonra her türlü olumsuzluğu biz bertaraf edecek yapıya sahibiz. Atatürk'ün de milli mücadeleyi başlattığında parası da yoktu, imkanı da yoktu. Alemlerin rahmeti Peygamber Efendimiz'e İslamiyet'in tevdi edildiğinde, Kur'an-ı Kerim'in tevdi edildiğinde de Peygamber Efendimiz'in şartları da çok namüsait şartlardı. Peygamber Efendimiz tüm bu şartları bertaraf ederek İslamiyet'i dünyanın en büyük dini haline getirdi. Ne mutlu ki elhamdülillah biz de hepimiz Müslümanız. Bizim millet olarak da son başbuğumuz, büyük komutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları da hakikaten bize cennet bir vatanı bıraktılar. Biz de bu vatana sonuna kadar sahip çıkacağız. Biz siyasetçi olduğumuz için bizim omzumuzda apoletler yok. Biz general değiliz. Cübbemiz yok. Biz yargı mensubu değiliz. Biz siyasetçiyiz. Bu işin çözümü de siyasette. Biz de siyaset olarak bu işi çözeceğiz. Toplumun tamamını kucaklayarak, toplumda hiç kimse, Türkiye'nin hiçbir bölgesinde kimse ayrılık istemiyor. Sadece önce çok yanlış bir ifadeyle bu açılım ve Kürt meselesi diye adlandırdıkları meselenin başında da Kırıkkale'li benim de hemşerim bir bakan ol. Zaten bu meseleye Kürt meselesi dediğiniz zaman otomatikman ayrımcılık yaptınız. Alevi meselesi dediği zaman otomatikman ayrımcılık yaptınız ki yaptılar. Şimdi de döndüler, bu memlekette Kürt meselesi yok. Ya kardeşim, 13 yıldır bunu konuşan sen misin, ben miyim? Abdullah Öcalan'la toplantıları yapan sen misin, ben miyim? Oslo görüşmelerini yapan sen misin, ben miyim? Hangisi doğru, hangisi yanlış? Yani o kadar çabuk manevra yapabiliyorlar ki Türk milleti bunlara alışkın değil. Doğru da yapmıyorlar. Allah rızası için de hatalarının farkına varsınlar. AK Parti de kurulduğu günlerde doğru işler yaptı, doğru hizmetler yaptı. Biz onların hepsine saygı duyuyoruz. Üçüncü havalanı yapılacak mı? Yapılsın. Üçüncü köprü yapılacak mı? Yapılsın. Daha yapılmadığı hata. Tünelin boğazın altından geçecek mi? Geçsin. Sevgili arkadaşlar, Türkiye'de kaynak sorunu yok. Kaynaklar adil kullanılmıyor. İstanbul trafiğinde o trafiği bak 95 senesi, 94 senesinden beri AK Parti yönetiyor. Sayın Tayyip Erdoğan'la başlanan ne yapıyor? Tam 20 yıldır orada iktidarlar. Bizim İstanbul trafiğinde senelik kaybımız 6 katrilyon. 6 milyar. 6 katrilyon. Sigaradan zararımız 6,5 milyar dolar. Kaçak sigaradan dolayı zararımız 6,5 milyar dolar. 6,5 milyar kimin eline gidiyor? IŞİD'in, PKK'nın, PYD'nin eline gidiyor. Nerede ülkemize kin kusan, hainlik yapan oluşumlar varsa onlara gidiyor. İşte bunları kazandığımız zaman devletteki bu israf, yani vatandaşın gelir düzeyi belli, insanların çektiği sıkıntılar belli. Bunların hepsi aşıldığı zaman bu ülkenin kendi içerisinde çözülmeyecek hiçbir sorunu yok. Duble yollarla örnüyorlar. Biz bunları 80'li yıllarda otoyollarla bu ülkeyi tanıştırdık. Bizim mevcut yollarımızın bir iki keskin virajlarını düzeltiyorlar. Yaptıkları icraatta o yolun tamamını sanki kendileri yapmışlar gibi. Sanki AK Parti hükümetinden önce hiçbir şey yapılmamış gibi. Madem yapılmadı da Menderes'i arkana niye fon alıyorsun? Özal'ı arkana niye fon alıyorsun? Ha demek ki bunlar bu memlekete çok büyük hizmetler aldılar, yaptılar ve milletin gönlünde de taht kurdular. Ha sen onlara sahip çıkıyorsan demek ki o insanlar bu memlekette çok büyük hizmetler yapmışlar. Geçenlerde kaybettiğimiz Sayın Demirel bu memlekete barajlar kralı olarak tanınmadı mı? Ama bunların tamamını sevgili hükümetimiz sattı. Çok şükür satacak hiçbir şeyimiz de kalmadı. Yunanistan'da kişi başına milli gelir 28 bin dolar, bizdeki 10 bin dolar, insanlar isyanlardalar. Ama biz işte şükürcülüğümüzden, inancımızın da verdiği şeyle biz noktaya gelmedik. Sevgili arkadaşlarım, Türkiye'nin her zaman alternatifi var, olmalı.
Türkiye çözümsüzlüğün ülkesi olmamalı. Bu coğrafyada zaten iki tane köklü ülke kaldı. Birisi Türkiye, birisi İran. Şimdi hedefte ya Türkiye ya İran. Onun için de İran'la olan ambargo da kalktı. Ondan da son derece sevinçliyiz. İnşallah bunu da Türkiye olarak olumluya çevirebiliriz. Çünkü İran'la Türkiye yüzyıllara dayanan bir devlet geleneğiyle birbirlerine sahip çıkmak zorundalar. Çünkü bu Orta Doğu coğrafyasında çok büyük bir oyun var. Bu oyunun da özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızı Orta Doğu'da, Kuzey Afrika'da popüler yaparak, Beyrut'ta miting yaptırarak, akabinde bir one minute oyunu tezgahlayarak Orta Doğu'da Sayın Cumhurbaşkanımızı belirli bir popülariteye getirdiler. Hakikaten de Sayın Cumhurbaşkanı güç zehirlenmesi yaşadı. Sayın Ahmet Davutoğlu da o zaman danışmanıydı. Orta Doğu'nun sultanlığına, son Osmanlı'nın sultanlığına Tayyip Bey'i ikna etti. Ve ondan sonra çok ciddi anlamda İslam alemindeki oyunlar hızla işleme kondu. Şimdi Irak'ta merkezi bir devlet var, ha var, ha yok. Suriye'de ona keza. Mısır'da ona keza. Libya'da ona keza. Cezayir'de ona keza. Bu İslam aleminin kaderi olmamalı. İslam alemi ve Büyük Türk Milleti bir an evvel silkinip bu işe bir dur demeli. İşte bu dur demenin fitilinin ateşinde biz Anavatan Partisi'nin yiğit evlatları olarak biz başlatacağız. Siyasette ön alacağız. Bir sürü oluşumlar var. O oluşumların hepsini Anavatan Partisi'nde toplayacağız. Doğrusu da budur. Maceraya girmenin anlamı da yoktur. Geçen seçimlerde yeni kurulan partileri anlattık. Dedik ki gelin siz kendi tabelanızı tanıtana kadar Atalan Üsküdar'a geçer. Bizim Anadolu'nun her köşesinde, her köyünde, her kesiminde her iki kişiden biri bize oy verdi arkadaş. Her iki kişiden biri bizim amblemimize aşina. Sadece bizden neyi bekliyorlar biliyor musunuz? Şu genel merkezi dolu dolu bir genel merkez yapıp işte bizi yönetecek kadro burada var dememizi bekliyorlar. Biz genel merkezdeki eksikliğimizi giderirsek ki gidereceğiz, gidermek zorundayız. Giderirsek vatandaşın oy vermesinde hiçbir problemimiz yok. Ben her zaman söylüyorum son 30 yılın içerisinde daha eskisini zaten insanlar ağır ağır unuttular. Her iki kişiden birinin oy verdiği bir parti var, o da Anavatan Partisi. Biz de bu işin çekirdeğinden gelen bir kişiyim ve ekibimiz de öyle. Biz de geçmişte bize oy veren insanları tekrar Anavatan Partisi'ne oy verdirecek hale getireceğiz. Bize de oy vermemeleri için hiçbir gerekçe yok. Çünkü hazırlıklı, donanımlı, yurt dışı bağlantılarımızla, Türkiye Cumhuriyetlerindeki bağlantılarımızla birlikte biz hakikaten bu işin alternatifi olmaya aday en yakın parti biziz. İnşallah Rabbimin de desteğiyle, Rabbim diyor ki niyetiniz hayırsa akıbetiniz de hayır olur. Bizim niyetimiz hayır. Biz ülkemizin geleceği için bir çalışma başlatıyoruz. Şartlarımız hakikaten namüsait. Yani çok zor şartlarda siyaset yapıyoruz. Sizler de ilinizde, ilçenizde zor şartlarda siyaset yapıyorsunuz. Karşımızda devlet imkanlarını kullananlar, hazine yardımı alanlar, belediye imkanlarını kullananlar ama karşısında biz de aslanlar gibi çoluğumuzun çocuğumuzun rızkınla siyaset yapıp bu işe dur diyen bir ekip olarak bu işte varız. Onun için sevgili arkadaşlar, ben sizden de yetki alacağım. Özellikle de karar defterimize de karar aldıracağız. Bu görüşmeleri bir ayın içerisinde neticelendirip Ankara'da çok büyük bir salon toplantısıyla katılımlarla soru sormak isteyen varsa basın. Sayın Başkanım, Türkiye'de biliyorsunuz son zamanlarda bir takım olaylar var. Evet. Türkiye'nin gidişatını sizin gözünüzde nasıl görüyorsunuz? Bunu bir fotoğraf çekersek ortaya ne çıkar? İbrahim'ciğim, biraz önce konuşmamda da söyledim. Evet. Hakikaten ülkenin gidişatından ben endişeliyim. Çünkü 32 tane gencimiz çok profesyonelce uluslararası bir işbirliğiyle yapılan bir tuzakla öldürülüyor. Belirli bir kesim seviniyor. Arkasından bir uzman çavuşumuz arazide şehit ediliyor. Belirli bir kesim seviniyor.
Ondan sonra bakıyoruz iki tane gencecik, masum polis çocuğumuz 23-24 yaşlarında gidiyorlar enselerinden kurşun sıkılarak öldürülüyorlar belirli bir kez. Biz toplumun tamamına o 32 ölen gencimiz de bizim çocuklarımız, o polisimiz de o uzman çavuşumuz da. Bizim siyasi kültürümüzde ötekileştirme yok. Maalesef ki Sayın Erdoğan'ın bu kırıcı dili, ötekileştiren dili toplumu kamplara ve bölünmeye itiyor. İnşallah bu işlerden bir an evvel ülke olarak sıyrılırız. Bizim birlikten, beraberlikten ve dayanışmadan başka hiçbir çıkış yolumuz yok. Erken seçim olursa siz bu seçimin neresinde olacaksınız? Biz bu seçimin baş köşesinde olacağız İbrahim'ciğim. Bu seçim şunu gösterdi. Merkez sağda ciddi bir alternatif olmadığı zaman, merkez sağda demeyin, tüm merkezi kucaklayan bir parti olmadığı zaman, bak HADEP barajı açtı. HADEP'in barajı açmasının tek müsebbibi Sayın Erdoğan'ın sert söylemleridir. Bu Erdoğan'ın son zamanlardaki agresif tutumunu CHP ile MHP ile önüne geçemeyeceğini anlayan insanlar Halkların Demokrasi Partisi'ne götürdü, oy verdiler. Bunların büyük bir çoğunluğu tepki oyu. Zaten Sayın Demirtaş da seçimin hemen akabinde açıkladığında bunlar emanet oylar. Bu emanet oyları biz olmadığımız için, Anavatan Partisi olmadığı için, Doğu'yu, Güneydoğu'yu, her kesimi kucaklayan parti olmadığı için mecburiyet karşısında gitti. O oyların büyük bir çoğunluğu bize gelecek. AK Parti'de emanet oylarımız var. Bu dönem Milliyetçi Hareket Partisi'ne zoraki oy veren arkadaşlarımız var. Onlar da gelecek. Cumhuriyet Halk Partisi'ne veren oy veren partililerimiz de var. Onların hepsinin toplandığı zaman bizim %5 de bulur, %10 da bulur. Çok rahat bir tabanımız var. Ben bu seçimden çok umutluyum. Bu seçimin baş aktörü olacağız İbrahim'ciğim. Barajla ilgili bir konu var son günlerde. İnşallah yani bu 3-4 partinin de biraz önce de söyledim ortak deklarasyonları. En son söyleyen de zaten Sayın Başbakan. O da Konyalı, Karamanlı ağzından çıktığı lafı da herhalde Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı olarak biliyordur. O sözünün de arkasında durmaya davet ediyorum Sayın Başbakan'ı. İnşallah %3 veya %5'te anlaşacakları bir rakamda da bu barajın ve siyasi partiler yasasının antidemokratik bölümlerinin de ivedilikle uzlaşıyla çözülmesi lazım. Barajın da indirilmesi lazım. Destekliyoruz. Yani hakikaten de siyaset bir tabana insin yani. Tabana inmesi için de barajın %5'e veya 3'e indirilmesi bence makul. Teşekkür ederim.